Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Umarım güzel şeyler ortaya çıkacak. Bu videoda sizlere elbise görünümlü bir tasma yapımını göstermeye çalışacağım. Umarım hoş, tatlı, güzel bir şey ortaya çıkar ve umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bir kumaşımız var ve bu kumaştan köpeğimizin boyun ve bel ölçüsü de şeritler almamız gerekiyor. Şöyle biliyorsunuz her zaman kullandığım cetvelimin eni genişliğinde şeritler çizdim. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şuradan bunu iki taraflı yapacağım için, yani alt üst dikeceğim için iki şerit halinde yaptım. Yani iki şeritler halinde yaptım. 1, 2, 3 ve 4 şerit yaptım. Bu şeritlerin üzerine fırfır yapmak için aynı bu cetvelimizin eninde birer ya da ikişer tane ya da fazladan işte şeritler alırsanız bunlarla da fırfır yapacağız arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım isterseniz. Yapımına başlayalım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Hep beraber görelim. Şimdi öncelikle bunları, bu şeritleri çıkaracağız, keseceğiz. Sonrasında da artık devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kumaşımızı şeritlerimizi kesiyoruz arkadaşlar. İkili olarak yapmıştık. Yani cetvelimizin eline göre ikişer tane çizmiştik. Ve ikili şekilde kesiyorum. Şimdi bu çıkardığımız şeritleri şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Yani şu kısım şöyle olacak. Bu şekilde bir şerit elde etmiş olacağız. Hemen bunları dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şeritlerimizi kesmiştik biliyorsunuz şu şekilde. İkili bir şekilde şeritlerimizi yapmıştık. Cetvel eninde diktik ve geri çevirdik. Yani ters çevirdik arkadaşlar. Tersten dikip düz tarafını çevirdik. Bu şekilde ortaya çıktı. Ve sonrasında kenarlarından dikiş geçtik arkadaşlar. Ve düz bir şerit elde etmiş olduk. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Hemen onu da dikişlerini yapalım arkadaşlar bunun. Bu şeridimizin de dikişlerini yapalım. Sonrasında fırfırını yapacağız. Çıt çıtını yapacağız. D halkasını takacağız ve tasmamız hazır olacak arkadaşlar. Hemen dediğim gibi bunu da dikişini yapalım hemen. Ondan sonrasında bakalım. Evet arkadaşlar bu şekilde iki tane şeridimiz oldu. Şimdi bunun biri bel, biri boyun olacak. Yani şöyle gösterebilirim size. Şöyle boyun gelecek. Ve bu şekilde birleşecek. Bu da bel olacak arkadaşlar. Boyun direkt geçecek kafaya. Bel kısmına da bir tane çıt çıt yapacağız. Şuraya bir tane D halka takacağız. Ve tasmamız hazır hale gelecek. Tabii ki öncesinde fırfır ve süsleme işleri var. Onları da yapacağız. Onu yaptıktan sonra tasmamız hazır olacak arkadaşlar. Hemen fırfır olanına da geçelim. Şu kumaştan fırfır yapabiliriz. Şu şekilde ben çift şerit yaptığımız kumaşın birinin kenarlarını tümüyle diktim. Ve bunu bu şekilde
fırfır için kullanabiliriz arkadaşlar. İsterseniz yani şöyle yaparak fırfır haline getirebiliriz arkadaşlar. Ya da başka bir kumaştan ya da bir tülden ya da bir yani şöyle hazır güpürler var. Bu güpürlerden de yapabilirsiniz ama bu çok bence fazla olur. Yani bu biraz daha spor tarzı bir kasma kıyafet olacak. O yüzden ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz ama bu da dediğim gibi aynı şekilde biraz fazla olur gibi geliyor. Tabii sizin zevkiniz, isterseniz yapabilirsiniz. Şu şekilde kıvırıp şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, aslında bu güzel olacak sanırım. Bundan yapabiliriz. Ya da hiçbir şey yapmayıp bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle güzel olacağını düşünüyorum. Hemen fırfır olayını da yapalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, boyun kısmına bu gösterdiğimiz güpürden şöyle fırfır yaptık. Bu boyun kısmı olacak arkadaşlar. Boyun kısmını köpeğinizin boyun çevresine göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle olacak. Bel kısmında arkadaşlar yine aynı şekilde aynı güpürden kullanabilirsiniz ya da farklı bir kumaştan, daha enli bir kumaştan ya da daha enli bir şekilde etek gibi şu kısımdan, alt kısımdan güzel pileler yaparak dikebilirsiniz. Ya da aynı olsun diyorsanız şu şekilde alt kısmından, yani şeridimizin dip kısmına, yani üstüne değil de dip kısmına fırfırlar yaparak bütünleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz de bu bel kısmını da yapacağız. Sonra bunları birleştireceğiz. Ve D halkamızı da taktıktan sonra tasma elbisemiz hazır hale gelmiş olacak arkadaşlar. Hemen bel kısmının da fırfırlarını yapalım. Ondan sonrasında da bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bel kısmına da şu şekilde fırfırını yaptık. Dediğim gibi şeridin boyunda yaptığımız gibi şeridin tamamını, yani tamamını kapatacak şekilde değil de kenarına yaptık. Bel tarafında, yani bel kısmında fırfırımızı alt kısma yaptık. Boyun kısmında ise fırfırı tamamen kumaşın üstüne yaptık. Şu şekilde tasmamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şuralara çıt çıt yapacağız ya da klips yapacağız. Buraya bir de halka yapmayı düşünüyorum. Şurada olacak arkadaşlar ya da şurada. Onun dışında şuraya güzel bir fiyonk yapabiliriz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Tasmamız, yani tasma kıyafet tasmamız bu şekilde olacak. Kıyafet görünümlü bir tasma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bel ve boyun kısmını birbirine birleştirdik. Şu araya bir tane dokuma şeride D halka geçirip araya koyduk ve arkasından boyun kısmının iki ucunu birleştirdik. Bel kısmının altını da birleştirdik ve buradan dikişimizi geçtik arkadaşlar. Bu şekilde birleşti ve şimdi son olarak şu bel kısmındaki birleşme noktasını yaptıktan sonra tasmamız hazır hale gelecek arkadaşlar. Hemen buraya da bir çıt çıt yapacağım. Üstüne de bir tane klips yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, tasmamızın son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi boyun kısmı ve bel kısmı şu şekilde beline hem klips
Hem de çıt çıt yaptım bir tane. Sadece çıt çıt da yeterli olur ama ben birazcık garantici bir insan olduğum için beni takip edenler her videomda bunu söylediğimi zaten biliyordur. O yüzden klipsiz yapmadım. D halkamız burada gezdirmek için. Bunu daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu alt kısmını etek gibi de yapabilirsiniz. Bayağı bir sade bir etek ya da kabarık bir etek de yapabilirsiniz şu kısmı. Ya da sadece şu boyun kısmına düz şerit bırakıp alt kısmı hareketli yapabilirsiniz. Yani daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Şuraya bir tane fiyonk koyabilirsiniz bu şekilde yaptıysanız. Ya da pırıltılar koyabilirsiniz. Simli kurdeleler geçebilirsiniz şu şekilde üstüne. Yani çok farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kıyafet tasmamız bu şekilde. Umarım güzel olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Patili kalın.